Travet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. 10 Ocak sabahından günaydın. Güzel ve sağlıklı bir gün olması dileğiyle. Dün Borsa İstanbul'da 7850 direnç seviyesi üzerinde hareket oldu ama 7850 üzerinde kalıcı olunamadı. Dün özellikle 11 Ocak'taki yani yarın Amerika'da yapılacak olan yatırımcı zirvesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılmayacağına dair bazı spekülasyonlar oldu. Daha sonra resmi otoritelerden Ankara'daki program yoğunluğundan dolayı Amerika'daki toplantıya online olarak katılacağı belirtildi. Ama yine de piyasa online olarak katılma tarafını pek sevmedi ve 7850 seviyesi üzerinde kalıcılığı sağlayamadı. Kırılma yarınki toplantı, Merkez Bankası'nın para politikası, 45 politika faizine tepe mi değil mi, 47,5-50'ye mi revize edilecek, swap hattı açılacak mı açılmayacak mı, faiz artışı belli bir noktada durduktan sonra makro iktisadi tedbirlerle enflasyon nasıl aşağı yönlü tetiklenecek ve yıl sonu %36-42 patikasına doğru alt bantlarında evrilecek. İşte bütün bu soruların detaylarını yarınki toplantıda alıyor olacağız. Cuma günü de Moody's'e not artışı kararı var. Açıklama yapmayabilir. Biz Strive Yatırım Araştırma olarak B3'ten B2 seviyesine bir kademe not yükseltilen ekonomi politikasının yüksek faiz artışlarının ekonomiyi belli bir noktada soğutmanın ödülü olarak bir not artışı gelmesi gerekiyor. Bu not artışı sonrasında da 16 Ocak'ta meclis açılacak. Meclis açıldıktan sonra da İsveç'in NATO oylaması devreye girecek. Bu da Ocak ayının sonlarını bulabilir. Dolayısıyla İsveç NATO oylaması da ikinci önemli bir kırılma bacağı olacak. Ama tabii ki de oylama müspet veyahut da negatif olur mu? Bunu kestirmek şimdiden zor ama genel olarak bakıldığı zaman da meclisin bunu oylayacağı, pozitif yönde oylayacağı şeklinde. Şimdi endekste geri çekilmelerde yeni referansımız 7650 seviyesi. Yukarıda 7850 direnç seviyesi. Ama hani bugün ve cuma bu beklentiler güçlü olduğundan dolayı tam normalleşme için 7850-8000 bölgesine bir oturmamız gerekiyor. Orada bir dengelenme. Bankalar yine ön planda olacak. Mehmet Şimşek toplantıya katılmıyor haberleriyle bankalarda satış geldi. Ama daha sonra baktığımız zaman da bankalar tarafı toparlandı. Çünkü bir not artışı bekleniyor. CDS 300 ile 313 arasında CDS gerilemesi var. Not artışı geldiği zaman da bu işten en pozitif ayrışacak olan kurumsal yatırımcılar tarafından olduğundan dolayı bankacılık tarafı olacak. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da yarın Amerika'da enflasyon verisi var. Piyasalar buna kilitlenmiş durumda. Euro dolar 1.09 seviyesi üzerinde. Ons 2030 dolar seviyesine dengeleniyor. Dün SEC Twitter hesabını çaldırdı ve Twitter hesabı çalındıktan sonra Bitcoin ETF'inin onaylandığına ilişkin bir tweet atıldı. Tweet atıldıktan sonra Bitcoin 47 bin dolar seviyelerinin üzerlerini aştı. Daha sonra çalınan hesap kurtarıldı ve hem SEC tarafında hem de SEC üyeleri tarafında Bitcoin ETF'inin onaylanmadığına ilişkin tweet atıldı. Dolayısıyla bu Bitcoin neden önemli? Altın ve gümüş tarafındaki varlıkları da tetiklediğinden dolayı buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Oylamada son gün bugün. Bakalım oylanacak oylamada pozitif mi negatif mi? Hani genelde haber akışına baktığımızda pozitif yönde olması şeklinde. Asya tarafında USDJP'ye yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yani yen değer kaybediyor. Yenin değer kaybetmesi Nikkei 225 endeksini zirvelerde taşımaya devam ediyor. Bunun nedeni de ihracatçı şirketlerin özellikle değer kaybeden yen tarafından pozitif yönde etkileneceği şeklinde. Dolayısıyla yarınki enflasyon verisine kadar gözler Nikkei 225 uzun pozisyonlanmalarda, USDJP'de de uzun pozisyonlanmalarda olabilir. Amerika ve Avrupa endekslerindeki vadelere baktığımızda hafif eksiler bulunuyor. Tabii bu enflasyon verisi öncesindeki bekleyişti. Asya, Japonya kaynaklı pozitif yönde hareketine devam ediyordu. Biz de bugün Borsa İstanbul tarafında hafif yatay bir açılışla tekrar bir 7825-7850 direnç seviyesini deneme olabilir. Bu 7850 üzerindeki hareketin bankacılıkta pozitif alımın devam etmeyeceği belirlenecek. Görüşmek üzere.